Merhabalar, ben fizyoterapist Halil Dike. 2013 yılından beri bu mesleği icra ediyorum. Bel fıtığı nedir dediğimizde, bel fıtığı lomber disk hernisi diye de adlandırılır. Bel fıtığında omurların arasında disk yapı vardır. Bu yapının zaman içinde yıpranması, yırtılması ve kaymasıyla sinir kökü basısı oluşması durumudur. Bel fıtığının 4 aşaması vardır. Bulging, protrüze, extrude ve sekestredir. Bulging ve protrüze çok sıkıntılı bir durum değildir. Daha çok fizik tedaviyle tedavi edilebilir. Fakat extrude ve sekestre biraz daha ciddi bir tablo hakim olur. Sinire bası olduğu durumda da cerrahi tedavi kaçınılmaz bir son olur. Bel fıtığı belirtileri, belin alt kısmında olan şiddetli ağrı, belden bacağa yayılan bir yansıma şeklinde de olan bir dayanılmaz ağrı. Bacaklarda kas ve kuvvet kaybıyla bu belirtileri görmekteyiz. Bel fıtığında risk faktörleri obezite, aşırı kilo, aşırı kilolu olmak ya da ani şekilde fazla kilo almak omurgaya binen yükü arttıracağından fıtık risk açısından tehlikelidir. Onun dışında bir diğer risk faktörü ise hareketsizlik. Hareketsiz yaşam, egzersiz yaşam kaslarda zayıflığa neden olacağı için aynı şekilde bu durumda omurganın biyomekaniğini bozacağından fıtık açısından risk tescil eder. Bir diğer faktör genetik. Aslında bel fıtığı genetik bir hastalık değildir. Fakat bel fıtığına yol açan bağ doku zayıflığı bir yatkınlıktır. Bu aileden gelebilir bu yatkınlık. Bundan dolayı ailesinde bir bel fıtığı geçmişi, hikayesi olan kişilerde bel fıtığı görülme ihtimali biraz yüksektir. Bel fıtığı risk faktörü için bir diğer etken de meslektir. Ağır fiziksel aktivite gerektiren, fiziki güce dayalı meslekler, onun dışında uzun süre ayakta kaldığımız meslek grupları ya da uzun süre oturarak çalıştığımız meslek grupları risk grubundadırlar. Bunları örnek olarak masa başı çalışanlar, uzun yol şoförleri, ondan sonra karate, judo ile uğraşanlar, güreş, halter gibi sporlarla uğraşanlar da risk grubundadırlar. Bir diğer bel fıtığı için risk faktörü ise sigara. Sigara ile ilgili çalışmalar kesin değildir ama sigaranın içindeki toksik maddeler insan vücuduna sıvı kaybına neden olduğu için bu disk de bu sıvılardan beslendiği için oksijen kaynağını azaltıp diskin yapısını bozabiliyor. Bir bozulmuş disk yapısı da bel fıtığı açısından risk faktörüdür. Bel fıtığın tedavi yöntemleri. Bel fıtığı teşhisi konulduktan sonra ilk etapta şiddetli ağrı durumunda yatak istirahati, ağrı kesiciler, medikal tedaviler ve fizik tedavi ile büyük bir çoğunlukta bu ağrı durumu ortadan kalkabiliyor. Fakat gene de bu ağrı durumu geçmiyorsa ve bu ağrılar günlük yaşamımızı etkiliyorsa, iş fonksiyon kaybına neden oluyorsa ve bunlara tabii bir de kas kuvvet kaybı ve mesane problemleri de ekleniyorsa cerrahi kaçınılmaz bir duruma geliyor. Cerrahideki amaç da bu sinire olan basıyı ortadan kaldırıp burayı rahatlatmaktır. Toplumun fizik tedaviye bakış açısını şu şekilde değerlendiriyorum. Yani ben 8 yıldır bu mesleği yapıyorum ve mesleğe başladığımdan beri çoğu hastalardan, insanlardan duyduğum işte zamanında fizik tedavi aldım, o anda ağrılarım rahatladı ama ilerleyen dönemlerde tekrar ağrılarım tekrarladı, yükseltti gibi söylemlerle karşılaştım. Yani kısaca bir toplumun algısı olarak fizik tedavi faydalı değildir gibi bir algı oluştu. Evet. Aslında durum böyle değil. Yani fizik tedavi ilk etapta ağrılı durumlarda tedavi olarak elektroterapi, sıcak, masaj gibi uygulamalarla ağrılar rahatlatılabiliyor. Ama asıl önemli olan koruyucu egzersizler. Yani egzersizler bu işin %70-%80'ini oluşturduğu için düzenli olarak yapılması lazım. Bu düzenli egzersizler yapılmadığı takdirde, örneğin bel açısından konuşursak, omurgaya binen yük artacağından tekrar ilerleyen dönemlerde fıtık riski, ağrı riskiyle karşılaşabiliriz. Yani bu bizim hastalarımızla verdiğimiz egzersiz programına düzenli uyan hastalar genellikle ilerleyen dönemlerde bir daha sıkıntı yaşama ihtimalleri çok düşük oluyor. Bir diğer sıkıntı toplum olarak ağrılarımız iyice şiddetlenmesini, dayanılmaz hale gelmesini bekleyip öyle hastaneye ya da bir hekime başvuruluyor. Bu yanlış bir durum. Koruyucu egzersiz olarak yani önleyici egzersizler olarak fizik tedavi yapıldığında da bu ağrı yaşama, şikayet yaşama riski ortadan kalkar.